Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok fazla vaktinizi almayacak 3 malzeme ile hazırlayabileceğiniz ikramlık bonbonlar hazırlayacağım. Bu güzel ikramlıkları hazırlamak oldukça kolay ve çok lezzetli. İster çayın, ister kahvenin, isterseniz bayramda misafirlerinize şeker yerine ikram etmek için yapabilirsiniz. Gerekli malzemeler. 2 tane hazır kakaolu baton kek. 2 tane muz. Bunları karıştırdıktan sonra bir paket sütlü çikolata ve bir pakette bitter çikolataya bulayacağız. Buyurun, hemen yapımına geçelim. Öncelikle iki paket çikolatamızı bir kaseye kırıyoruz. Çikolatamızı önce benmari usulü olarak eriteceğiz. Çikolata tercihi tamamen damak tadınıza kalmış. İster sade bitter veya isterseniz sütlü çikolata olarak kullanabilirsiniz. Tencerenin dibine su koydum. Şimdi çikolata kasesini içini oturtup altını kısıyorum. Öncelikle keklerimizi ezerek ufalıyoruz. Bu işlemi isterseniz rondo kullanarak da yapabilirsiniz. Olur da evinde rondo olmayanlar varsa bu şekilde de göstermek istedim. Keklerimizi iyice ufaladık. Şimdi muzu eziyoruz. İsterseniz bu işlemi yine rondo kullanarak yapabilirsiniz veya çatalla da ezebilirsiniz. İstediğimiz muzun çok güzel püre haline gelmiş olması. Karıştırma kasesine ufalamış olduğum kek kırıntılarını alıyorum. Siz bunun yerine evde kalmış bayat keklerinizi de değerlendirebilirsiniz. Üzerine püre haline getirmiş olduğum iki tane muzu alıyorum. Bonbon ikramlıklarımız 3 malzemeli dedik. Ben buna ekstra ceviz, fındık ve fıstık ilave etmek istiyorum. Bunu ilave edip etmemek size kalmış. Ben daha lezzetli olmasını istediğim için bunları ekledim. Siz ister bir tanesini ekleyin veya isterseniz hiç eklemeyin. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi iyice yoğuruyorum. Birbirini tutup Hamurumsu bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Şekil vereceğimiz için e, iyice yoğurmuş olmamız önemli. Bakın gayet iyi oldu. Yoğurmuş olduğum kekten şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. E, büyüklük yine tercihinize kalmış. İsterseniz daha minik yapabilirsiniz veya daha büyükçe yapabilirsiniz bu ebat gayet ideal. Önce parçaları koparıp bu şekil eşitleyip bir tabağa alıyoruz. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopardım, tabağa aldım. Şimdi oval olarak yuvarlıyorum. Siz bunu yuvarlak olarak da yapabilirsiniz. Yani bonbon ikramlıkları hazırlarken dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Her haliyle gerçekten çok güzel oluyor. Evet, hepsini yuvarladık. Önce çikolatamızı ocağa almıştık benmari usulü eritmek için. Bakın, gayet akışkan, güzel bir kıvam aldı. Şimdi bonbonlarımızı çikolatanın içine koyup ve bir çatal yardımıyla fazla çikolatasını alıyoruz. Yağlı kağıt serili tepsiye alıyorum. Yuvarlamış olduğum kekler bitinceye kadar bu şekilde çikolataya batırıp bir çatal yardımıyla fazla çikolatasını alıyorum. Ve direkt yağlı kağıt serili tepsiye alıyorum. Dışını isterseniz beyaz çikolatalı da yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Evet bonbonlarımız hazır. Şimdi dondurucuya kaldırıp bir 10-15 dakika donmasını bekleyeceğim. Bonbonlarımız gayet güzel dondu. Şimdi üzerine eritmiş olduğum beyaz çikolata ile süslüyorum. Siz sade bırakabilirsiniz veya fıstık serperek süsleyebilirsiniz veya benim gibi beyaz çikolata sıkarak hazırlayabilirsiniz. Beyaz çikolatayı da benmari usulü erittim. Siz öyle hazırlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok kolay bir tarif. Şimdi bu güzel tarifimizin hemen lezzet testine geçelim. Evet, bakar mısınız? İnanılmaz güzel oldu. Bugün de sizlerle çok tatlı bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenip kıymetli yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.